LGS'ye son 83 gün. Gerçekten hızlı bir şekilde tatilimizi değerlendirmeye başladık. Sınav bizden kork diyoruz. Sınavın üstesinden gelmek için çok iyi bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Hemen günün sözüyle başlamak istiyorum. Günün sözüne baktığımızda kendinize ve olduğunuz her şeye inanın. İçinize herhangi bir engelden daha büyük bir şey olduğunu bilin diyor. Evet önümüzde bir sürü engel var. LGS bir engel. Tamam. Hastalıklar bir engel tamam ama hepsiyle biz mücadele edebiliriz. Ne yapıyoruz? Ellerimizi yıkıyoruz ve virüsten kurtuluyoruz. Ne yapıyoruz? Derslerimize çalışıyoruz ve LGS'den kurtuluyoruz, başarıyoruz. Çünkü içimize inandığımız şey nedir? Gayret, azim, mücadele ve sabırla en sonunda güzel sonuca ulaşmak. Gelelim günün yorumuna bakalım. Hocam lütfen cevap verir misiniz demiş. Tabii ki. Kral 63, 474 beğeni almış. Bazen çok boş yorum yapmalıyım. Bu çok normal bir şey. Bununla alakalı yapman gereken şey belli plan yapmalısın. Eğer plan yaparsan hiçbir şekilde boşayamaz. Bugün çözmen gereken 200 soru çözdüysen o zaman boşla sıkıntı yok. Ama 200 soru çözeceğini bile bilmiyorsan zaten baştan boşlarsın. Genel denemelere başlamak için tüm konuları bilmemiz gerekiyor. Fakat daha çok gerideyim ne yapmalıyım? Bence e, bizim mesela hızlanma denemelerimiz var. Hızlanma denemeleri şu ana kadar yani Şubat Mart konularına kadar ki kısımları iç içeriyor. Dolayısıyla bu tarz kademeli denemelerden çözebilirsin. Hızlanma denemelerini sana öneriyorum. Bu şu ana kadar işlediğimiz konulardan. Hızlanma denemeleri şu ana kadar işlediğimiz konulardan. Böylece acaba tüm konuları bitirdiğinde kaç net yapabileceğini de görmüş olursun. Çünkü şu ana kadar konuları bitirdin hızlama denemelerini çözüyorsun. Kaç tepe yapıyorsan tüm konuları bitirdiğinde de yapacağın denemeyi görmüş olursun. Konuları test çözerek mi pekiştirelim yoksa konu anlatımı çalışarak mı? Tabii ki de test çözerek pekiştirmelisin. Yani eğer bir saat ders çalışacaksan bir konuyla alakalı 15 dakika konu çalış... K.A. yazıyorum konu anlatımı. 45 dakika S.C. Yani soru çözümü yapmalısın. Saatli mi çalışalım yoksa soru sayısına göre mi? Tabii ki de bu senin çalışma planına göre değişir. Mesela diyelim ki bir çalışma planım var. Örnek veriyorum pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar diye yazdın. Tamam mı? Bunlar günlerin. Çalışman gereken dersler de belli. Mesela Türkçe, matematik, fen, İngilizce, inkılap diye yazdın. Tamam bunlar belli. Sonrası çalışma programı bu haftalık. Haftalık olarak yazdın. Bir kere e, şurada diğer sorunu da gördüm. O yüzden böyle yapıyorum. Günlük plan mı yapalım yoksa haftalık plan mı demişsin? Bence haftalık plan yapmalısın. Günlük plan zırt pırt değişir çünkü. Haftalık planı yaptın. Bu hafta yapacağın günler belli. Hemen çizgilerini çekiyorsun. Bunlara yakalı zaten bizim hadi çalışma ve motivasyon referimizden de faydalanabiliriz. Ama hocam ben onu almak istemiyorum dedin. O zaman böyle bir şey yapabilirsin. Yazdın bütün günleri. Cuma, cumartesi, pazarı yazdığın Günleri çizdin böyle. Diyorsun ki kardeşim ben pazartesi günü benim bir, tane Türkçe kitabım var. Türkçe kitabında benim çözmem gereken kaç test var diyelim ki? 10 test var. Ben bu 10 testi bu hafta bitirmek istiyorum. O zaman buraya yazıyorsun mesela. Ben buradan 50 soru çözeceğim. Salı günü Türkçe çalışmayacağım. Çarşambaya bir 50 soru çözüyorum. Perşembeye bir 50 soru çözüyorum. Cuma, cumartesi çözmeyeceğim. Pazar gününe bir 50 soru yazıyorum. Toplamda Türkçeden sen kaç soru çözdün hop görebiliyorsun. Ne? 200 soru çözdün. Peki matematiğe ne yaptın diyelim ki? 40 soru yazdın. Çizgi yaptın. 40 soru yazdın. Çizgi 40 soru yaptın. Çizgi 40 soru yaptın. Matematikten kaç soru çözmüşsün? 160 soru. Bunu da görebiliyorsun. Bak salı günü işler çalışmıyorsun. O zaman hemen fene bir 100 soru buraya attın. İngilizceye bir 100 soru buraya attın. İn şeye atıyorum eee inkılaba elli soru bıraktın. Böylece sen hem günle, gün gün nasıl çalıştığını görmüş olursun, ders ders bir hafta boyunca ne kadar çalıştığını görmüş olursun. Ben salı günü geçen hafta 250 soru çözmüşüm. Türkçeden geçen hafta şu kadar soru çözmüşüm diye göre, görebilmiş olursun. Yani buraları dolduruyorum mesela. Diyelim ki ne oldu? 50 40 90 oldu. Buraya bir 100 soru daha fen yazdın. İngilizce ve inkılap soru çözdün. Bak bugün 190 soru çözdün. Geçen hafta pazartesi günü 190 soru çözdüm. Ve geçen hafta Türkçeden 200 soru çözdüm. Bu şekilde sağdan sola Türkçeden kaç soru çözdüğünü, yukarıdan aşağıda pazartesi günü, salı günü, çarşamba günü, perşembe günü kaç soru çözdüğünü görmüş olursun. Ve bu şekilde belirledikten sonra gelecek hafta program yaparken ya ben geçen hafta 50 soru zaten çözmüşüm. Bu haftayı ben buna 60 yapıyorum demelisin ve net sayını da artırmış olursun. Zaten tatil geldi bu da bizim için bir fırsat. Soru sayılarımızı artırıyoruz. Saatle mi çalışalım tabii ki soru sayısına göre mi? Bak şu anda Soru sayın belli oldu ya. Ondan sonra bunu saate böleceksin. Diyeceksin kardeşim benim bu çözmem gereken bugün 200 soru var. Evet. Kaç saat ders çalışırsam ben bunu bitirebilirim? 5 saat çalışsam bitirebilirim. O zaman ben saat on 11 arası bir çalışmalıyım. Atıyorum 11 ile 12 arası mola verdim. 12 ile 14 arası çalışmalıyım şeklinde kendine soru sayısını belirledikten sonra saate göre plan yapmalısın bu bunu söylemiş olduk ve eee kral Atmış sorularını cevaplamış olduk. Vadeki Zambak Honoride bazen realist eseri gerçekten çok önemli bir eser ve e, yine bizim Türk yeteneğimizi geliştirebilecek önemli bir roman Vadeki Zambak. Geçiyoruz gün okuluna baktığımızda Profesör Doktor Mümtaz Türhan Sosyal Ünler Lisesi'ni görüyoruz. 687 dilimi ama hukuk fakültesi, psikoloji sosyoloji bölümlerini yine süper bir şekilde kazandırmış. Tebrik ediyoruz. Ferminin Zoru Bankası günün kitabı. Gerçekten Zoru Bankası'nın en önemli özelliği bir tık zor sorular içermesi. Burada hem beceri temelli yeni sorularımız var, yatay sorular, hem deney soruları var, hem de sayısal analiz soruları var, güncel yaşam soruları var, grafik okuma soruları var. Bunların hepsini çözdüğünüz zaman bu arada takıldığınız sorular olabilir. Yani diyelim ki şu şu tarz bir yeni soruya takıldığınız zaman hemen soru çözümlerine de ulaşabiliyorsunuz. Pizza ve TIM sınavlarına da uygun, hedefi 20 20 olan öğrenciler mutlaka Zoru Bankası'ndan faydalanmalı. Günün sorusuna baktığımızda araba devrilince yol gösteren çok olur cümlesinin çatı özellikleri de demiş. Yani etken edilgen geçiş geçsiz açısından cevaplamanız yeterli. Ödüllü sorumuza yorumlarınızı bekliyoruz. Tatili fırsat bildik. Çok daha hızlı bir şekilde vitesimizi beşe taktık. Çok daha hızlı bir şekilde hazırlanıyoruz. Kork bizden LGS. Artık tatilimiz var. Haziranda seni paramparça edeceğiz diyoruz. Hadi bakalım iyi çalışmalar arkadaşlar.